Herkese merhaba arkadaşlar. Bu serimizde React anlatmaya çalışacağız. Öncelikle React nedir kısaca ondan bahsedeyim. React bir JavaScript framework'ü veya kütüphanesi. Sitesinde kütüphane diyor ama framework olarak söyleyenler de var. Öyle kafanız karışmasın. Ee, aslında JavaScript'i temel olarak kullanıyor. Ama onu bir aşama ileriye getirmiş hali. Birazdan örnekler vereceğim. Şimdi... Biraz aşina olanlarınız Javascript Framework'lerinden Angular, Vue.js veya React'i duymuş olabilirler. Bunlar en ünlü olanları. Peki bunlardan hangisi neden önemli? O konu hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Ve neden React'i seçtik? Bununla alakalı şöyle bir yazı buldum. İşte neyi seçersin 2002'de tarzında. Bu yazının linkini aşağıya bırakacağım. İngilizce ama Türkçesi de benzer şeyleri var. Şimdi hepsi Javascript Framework'ı. Şimdi NPM trendsler var arkadaşlar. Burada şöyle bir grafik gösteriyor ki bu bizim neden React'ı seçtiğimiz hakkında çok çarpıcı bir sonuç veriyor. Son iki yılda indirme oranlarına bakarsanız Angular React ve Vue'nün React'ın çok bariz nereden baksanız 15 milyona ulaşmış bir rakamdan bahsediyoruz. Üstünlüğü var. Bakın diğerleri böyle evet diğerleri de artıyor popülerliğini gösteriyor ama React'ın popülerliğinin yanında e, hiç yani lap olmaz. Bazı notlarda düşmeler var. Hepsinde gördüğünüz gibi benzer sayılarda düşmeler de mevcut. E, şimdi React'ın en büyük özelliği community'si çok güçlü. Ve e, arkasında e, Facebook var ki Facebook genelde arkasında olduğu teknolojiler çok e, kaliteli oluyor. React, GraphQL bunlar oldukça kullanışlı. O yüzden bizim bunu seçmemiz için oldukça bir neden. Mesela Stack Overflow sitesini bilenler ki bunlar mesela yazılımcıların e, sorularını sordu. Cevapları dünyanın her yerinden alabildiği bir site. Yazılım kariyerinizde sık sık kullanacaksınız bu siteyi de. Burada en popüler framework'ün yine React olduğunu görüyorsunuz. Yani Angular ve Vue'nun işte onları sırasıyla takip ettiğini. Tabi bunlar farklı dillerinde kütüphanelerle, frameworkleri mesela e, ASP.NET yani bunlar işte C#'ın ya da Django e, bu da Python'ın. Ama biz tabii ki neden React'i seçtiğimizi e, popüleritesinden dolayı e, demiş olalım. E, bir şey çok popülerse o çok hızlı e, büyür ve yani hem de komünitesi çok güçlüyse de sıkıldığınız, şey, bir problemle karşılaştığınız süre zamanında çok e, kısa sürede cevaba da ulaşabilirsiniz zaten. Sonra e, arkadaşlar şöyle bir React'a bakarsak React aslında neye, neye benziyor? Bununla alakalı bir kısa bir şey bakalım. Sitesine girdiğinizde zaten Türkçesi belli bir mev me oranda mevcut. Ama beta e, şeyini yayınladılar. E, Dokümantasyonunu yayınladılar. Onda Türkçe var mı bilmiyorum. Neden betasını yayınladılar? Şimdi şöyle... Komponent diye bir e, meseleden bahsedeceğiz. Komponent nedir? Onu anlatacağız birazdan ama şu anlık sadece bu, bu dönüşümün sebebini e, söylemek istiyorum. Şimdi React'ta iki tip komponent var. Birincisi class base yani class kelimesiyle başlıyor zaten. Diğeri de functional key komponent. E, zaten o da function başlayacak. Onu da gö göstereceğim birazdan. Ee, neden böyle bir yenileme ihtiyaç duydular? Çünkü çok ciddi bir oranda functional component'a kayış oldu. Çok ciddi bir oranda. Ve e, hook'lar var. Onlardan da e, ilerleyen derslerde bahsedeceğiz zaten. E, hook'ların da e, böyle kullanım açılmasından sonra çok ciddi bir oranda e, ne oldu? E, bir e, React'a kendini yenileme gereği duydu ve verdiği örneklerin çoğunu artık klasla değil de functional komponentler üzerinden vermek istiyor. Bu, bu siteye tıkladığınızda şöyle bir şey göreceksiniz. Quick Start falan diye. Şimdi şu ifadeyi biraz hmm, konuşmak istiyorum şu ifadeyle alakalı. Arkadaşlar şu an şu gördüğünüz aslında bir fonksiyon gibi duran ifade. Aslında JavaScript fonksiyonu bilenler aslında... Evet fonksiyonla başlıyor. Evet bir fonksiyon yazım tipi. Ama gördüğünüz gibi dönerken bir element dönüyor. Bir HTML elementi dönüyor. İşte bu ifade arkadaşlar. JSX diye söyleniyor. Şurada yazıyordu. Tam yazımı şu. JSX diye söyleniyor. Ve işte React burada biniyor. JavaScript kodları arasına HTML yazıyoruz arkadaşlar. Ve bunun adı React oluyor. HTML kodları arasında JavaScript yazsaydık bunun adı Vue.js olacaktı. Böyle bir benzerlik de var aralarında. Ama biz şimdi JavaScript kodları arasında HTML yazıyoruz. Bakın my button diye bir tane komponent. Şu artık bizim artık komponent. Bunu nereden anlıyoruz? Bir e, JSX ifade barındırıyor. Yani bir HTML element barındırıyor. Bir my button e, adı altında bir komponent tanımlıyor ve onu başka bir komponent içerisinde bakın şöyle kullanıyor. Böyle hani closing tag'i var. Gördüğünüz gibi self-closing yani e, şu h1 gibi değil. H1'de bir opening tag var. Gördüğünüz gibi bir closing tag. Ama bu self-closing kendi kendine kapanıyor. Şimdi siz bunu kullandığınızda my button I am button kullandığınızda h1 kelimesinin altında ekranda şey göreceksiniz. I am button. Bakın çok e, şey. Çok güzel gerçekten. Hani şunu I am button'ı görüyorsunuz. Komponentların en güzel, en net özelliği tekrar tekrar kullanılabilen kod parçacıkları olması. Ne demek istiyorum ben burada? Burada herhalde kendimiz deneyebiliyoruz. Bunu şöyle bir kopyalayıp alta yapıştırdığım zaman I am button, I am button. Gördüğünüz gibi tekrar tekrar I am button yazmaya gerek yok. Burada dönen button if ifadesini ne yapıyor? Buraya şey yapıyoruz, e ekliyoruz. Tabii bunu import etmemiz lazım. Dosyada otomatik import ettiği için böyle bir sıkıntı Yaşamıyoruz. Peki tekrar tekrar kullanılabilen kod parçacıkları tahmin edersiniz ki çok önemli. Ama biz bunu nasıl e, anlayacağız? Yani bu neden önemli? Şimdi şöyle bir YouTube'dan örnek vermek istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi YouTube e, böyle bir e, yani resimler, başlık, YouTube kanalı görüntülenmesi ve diye zamanı gibi bir e, sabit bir taslağı var. Sabit. Mesela şu videoya bakın işte armağan amcaları. Gördüğünüz gibi aslında aynı yapıyı kullanıyor. Şimdi biz bunları tek 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 üretmek zorunda kalsaydık ne kadar fazla yük olacaktı. Ama bir tane taslak hazırlayıp o taslağa dataları göndersek tek bir taslağa böyle aynı buton gibi şöyle buradaydı. Buton gibi tek tek hani bir taslak hazırlasak ve bu datalara sonra biz mesela I am button yazmayacak. Başka datalar ver göndereceğiz. O datalara da ileride propslar diyeceğiz. E, propslar göndersek ve yani şunları tekrar tekrar kullansak. Aynı buradaki gibi button'ı tekrar tekrar kullansak. İşte bunlara biz component diyoruz. Component'lar işte dediğim gibi bu functional component. Neden? Function keyword ile başlıyor. Bu class component. Neden? Bu class component ile başlıyor. Sintaxleri biraz garip. Ee, aslında React öğrenme işi var, evet. Ama onu öğrendikten sonra çok zevkli. Ben çok seviyorum. Zaten React developer olarak çalışıyorum. Ee, kullanmaktan ciddi zevk alıyorum. Umarım ben bildiğim kadarıyla ee, böyle hap bilgiler vererek, böyle sizi detaylarda çok boğmadan React konusunu bildiğim kadarıyla anlatmak istiyorum. Umarım ee, faydalı olabilir. Olabil diğim bir seri olur benim için de. İlk videosu böyle bir hani kısa örneklerle geçtik. Bir sonraki videoda daha böyle e, elimizi kirletmeye başlarız arkadaşlar. E, şimdiden bir sonraki videoda görüşmek üzere. Video bitti.